Çok yakın bir geçmişte silahların sustuğu, insanların büyük umutlarla barışa inandığı, barışı beklediği günler yaşadık. Bu meydanlar sadece acılara değil, umuda, huzura da tanıklık etti. Hatasıyla, sevabıyla belirli süreçler yaşandı. Biz zamanında iyi niyetle yapılan bazı girişimlerin topyekün karalanmasına karşıyız. Bugün geriye dönüp baktığımızda yanlışlar yapıldığını da görüyoruz. Biz bütün bu tecrübelerden, bütün bu yaşanmışlıklardan ders alan bir anlayışla yarınlara daha geniş bir vizyonla bakmanın gerekli olduğuna da inanıyoruz. Daha önce söyledim, yine söylüyorum. Hakkın, hukukun, özgürlüklerin pazarlığı olmaz. Hak olduğu gibi tanınır. Ancak çatışmanın da sonsuza dek sürmesi kabul edilemez. Bunun sona ermesi için ne yapılması gerektiğini de gayet iyi biliyoruz. Geçmişimizden, yaşadıklarımızdan ders alacağız. Gerçek bir demokratik düzeni hep beraber kuracağız. Özgür, zengin ve güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Arkadaşlarım, biz kuru kardeşlik sloganları atmıyoruz. Biz eşitlik diyoruz. Eşit vatandaşlığın altını kalın kalemle çiziyoruz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de eğer eşit vatandaşlık olsaydı, herkesin iradesine eşit derecede saygı duyulurdu. Eşit vatandaşlık olsaydı, demokrasimizin üstüne kayyumların gölgesi düşmezdi. Eşit vatandaşlık olsaydı, şehirlerimizde seçmen iradesi gasp edilmezdi. Eşit vatandaşlık olsaydı, bu topraklarda konuşulan hiçbir dil yok sayılmazdı. Hiçbir dile bilinmeyen dil muamelesi yapılmazdı. İşte arkadaşlar, bizim hedefimiz ülkemizde eşit vatandaşlık ilkesini hakim kılmaktır. Türkiye'nin kimsenin kimseye üstünlük taslamadığı bir ülke haline gelmesidir. Bizim hedefimiz herkesin kendi kimliğiyle olduğu gibi kabul edildiği bir Türkiye'yi inşa etmektir. Hayalimizdeki Türkiye hepimizin Türkiye'sidir. İşte bunun içindir ki biz etnik, dini, mezhebi ve kültürel tüm çeşitliliğimizi sahipleniyoruz. Çeşitliliği en önemli zenginliğimiz olarak kabul ediyoruz. Emin olun, herkesin kendisini eşit ve onurlu vatandaş hissettiği Türkiye hedefimize hep beraber ulaşacağız. Bugün hak ve özgürlükler konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bakın, eğer bir baro başkanı televizyondaki bir tartışma programında beğenin ya da beğenmeyin, fikirlerini ifade ettiği için gözaltına alınmış, hedef gösterilmiş ve bu onun canına mal olmuşsa o ülkede özgürlük sorunu vardır. Eğer tutuklanan bir siyasetçi hastalığının ilerlemesine rağmen hala cezaevinde tutuluyorsa o ülkede haksızlık vardır. Eğer şiddet içermeyen, yakın tehlike oluşturmayan fikirler terör örgütü propagandası gerekçesiyle ceza alıyorsa o ülkede hak hukuk kalmamıştır. Tüm bunlar vicdanlarımızı yaralayan gelişmeler arkadaşlar. O nedenle biz önce özgürlük diyoruz. Bizim programımız çok açık. Birinci sayfa, birinci bölüm özgürlüklerle başlıyor. İfade özgürlüğü diyoruz. Örgütlenme özgürlüğü diyoruz. Protesto özgürlüğü diyoruz. Anayasanın gereği basın özgürlüğü diyoruz. İfade özgürlüğünün sınırları öyle ideolojik pozisyonlara göre genişletip daralamaz. Biz hukukun dışına çıkan her türlü uygulamaya itiraz ediyoruz. Çünkü özgür ve zengin bir Türkiye'ye giden tek yol
meşru demokratik siyasetten geçer. Meşru demokratik siyaset. Sorunları böyle çözeceğiz. Sorunlarımızı meşru yoldan, demokratik siyaset yolundan çözeceğiz. Meşru demokratik siyaset kanallarını tıkayan her uygulamanın da karşısına dimdik çıkacağız. Tam demokrasi yolunda durmadan canla başla çalıştık, çalışıyoruz.